İyi günler sana ey Ebu Bekir. Hayırlı sabahlar. Birlikte şehir meclisine gidelim mi? Çoktandır seni görmüyoruz. Haklısın. Ama şimdi meşgulüm. Siz gidin. Neden bir süredir Ebu Bekir'i meclislerimizde görmüyoruz? Sanki büyük bir derdi varmış da bizden saklıyormuş gibi. Halbuki daha önceleri bize hep yakın olurdu. Ha Ömer! Nasılsın ey İbnül Hattab? Madem ki dayılarım iyi ben de iyiyim. Öyleyse bizimle gel. Yoksa sen de mi meşgulsün? Ben de mi? Hiçbir şey beni kavmimden alıkoyamaz. İstediklerini ben de isterim. Hadi. Ebu Bekir. Osman, nereye gidiyorsun? Kavmi meclisine. Bir şey olmuş da görüşünü mü açıklayacaksın? Hayır, sadece alıştığımız gibi. Öyle olmasaydı bunu ilk bilen sen olurdun. Seni efkarlandıran bir şey var. Bana anlatmak istersen eğer, elimden geldiğince yardım ederim. Senin durumunu doğru yola sokacak bir şeyim var. Onu kendime saklayıp senden esirgeyecek değilim. Sen en iyi dostumsun benim. Sen de benim en iyi dostumsun. Ama nedir o şey? Gitme bugün o meclise. Sen benimle gel. Kardeşin hakkında ne düşünüyorsun? Kim? Sen mi? Sana hiç yalan söyledim mi? Tam aksine. Sen insanların en samimisisin. Benden daha sadık biri var. O da Muhammed bin Abdullah. Evet, söylediğin kişi insanların en sadık ve en eminidir. Ama Muhammed'e ne olmuş ki? Söylesene. Bana söz vereceksin. Sana söyleyeceklerimi benden bile saklayacaksın. Kabul etsen de etmesen de. Yemin ederim merakımı uyandırdın. Peki, söz veriyorum. Biliyorum ki büyük bir sır olmasa saklamamı istemezdin. Evet, doğru. Büyük bir sır. Araplar bundan önce böylesini hiç görmediler. Onların kurtuluşu bu büyük iştedir. Hem dünyada hem ahirette. Ahiret mi? Ahiret ne demek? Amca oğlunu ne durumda bıraktın? Muhammed'i kastediyorum. Rabbinden dolayı en iyi hallerindeydi. Rabbi neymiş? Seni bugün onunla Şiip'te gördüm. Yaptım. Yaptığınızı gördüğüm şey ne? Secde edip ayağa kalkıyordunuz. Yaptığınız secde putlarımızın önünde yaptığımız değil. Hem de sizi putlarımıza secde ederken hiç görmedim. Bu namazdır baba. Allah'ın peygamberine farz olarak emrettiği namaz. Peygamber mi? Yoksa... Kardeşinin oğlu Muhammed. Evet, vallahi o bir peygamberdir. Allah'ın sözleri ona vahiy olarak indiriliyor. Kur'an-ı Kerim. Ve ben de onun dini İslam'a inanıyorum. Peygamber, vahiy, Kur'an, İslam. Benim için çok fazla oldu oğlum. Gel. Otur ve anlat. Şu dediğin din nedir? İnsanı neye çağırır? Nereye ey Ammar? Bir işim var baba. Bir süre benden uzaklaşıyorsun, bir süre kayboluyorsun. Ne yaptığını bilmiyorum. Ve her sorduğumda bana bir işim var diyorsun. Ne biçim bir iştir ki bu? Ya sen ey Ammar'ın annesi? Abdülhakem bin Hişam'ın evine gidiyorum. Eşi beni bir iş için çağırdı. Ona hizmet etmeye gittiğini söylesene. Hizmetçisi yetmiyor mu? Hizmetçisi hasta. Masum oğullarına borçluyuz. Onların mevalileri değil mi? Mevalileri ha. Mevalileri evet ama köleleri değiliz. Geçmişte birilerinin cariyesiydin. Sonradan sana özgürlüğünü verip evlendiren babamdı. Sonra öldü. Nasıl oluyor da beni masum şimdi seni hizmete çağırıyor? Sanki hala... Hayır oğlum. O kadar kızma oğlum. Gücümüz buna dayanamaz. İyilikler karşısında nankörlük yapamayız. Ben Yemen'den geldiğim zaman masum oğulları beni aralarında barındırdılar. Ve beni mevalilerine katıp boynuma sahip oldular.
İnsanların boyunlarına ancak yaradan sahip olabilir. Ne dedi? Oğlum, madem ki bizi sadece hayra davet ediyor, yanından ayrılma. Sırrını iyi sakla. Allah durumu değiştirene kadar. Hoş geldin Ömer. Hoş geldin yeğenim. Buyur şuraya otur. Ayrıldığında Hattab nasıldı? İyiydi. Dayılarına vefa olsun diye mi geldin yoksa bir şey mi var? Her ikisi. Vefanı biliyoruz. Başka ne var? Güzel bir ses işittik ama yadırgadık. Dayım Ebul Hakem'in bilmediğini sanmıyorum. Hı. Muhammed'i kastediyorsun. Söylenenler doğruysa bize açılmadan önce hiçbir şey söyleyemeyiz. Nereye varmak istediğini bilmiyoruz. Acaba geçici bir hal midir? Yoksa yeni bir çağrı mı? Eğer öyleyse... Demek Muhammed yeni dinine gizli bir şekilde davet ediyor. Zarar vermeyeceklerine inandığı kişileri anlatıyor. Öyleyse neden bizimle başlamadı? Biz Kureyş beyleriyiz. Lat adına yemin ederim ki Muhammed'in dinini kabul etmeyeceğiz. Onu dinlemeden önce mi? Onu dinlememize gerek yok. Duyduklarımız onu yadırgamamıza ve karşı çıkmamıza yeter. Yaptığı kötülük yetti artık. Babalarımızdan kalan dinimizi terk etmesi yeterince bir kötülüktür. Dinimiz sayesinde Araplar bize katıldı. Peygamber olduğunu iddia ediyorsa, o zaman benim peşimden gelin. Allah'a itaat etmek istiyorsanız bana itaat edin demekten başka bir şey yapmamıştır. Nasıl oluyor da Haşim oğullarından bir genç bize liderlik edecek de biz onun peşinden gideceğiz ha? Halbuki büyük bir çaba sarf ettikten sonra beyliği onlardan kaptık. Biz Haşim oğulları önümüze geçemez dediğimiz zaman o bize sizi Haşim oğullarına boyun eğmeye davet etmiyorum. Beni size gönderen Allah'ın hükmüne boyun eğmeye davet ediyorum. Size ve bütün insanlara. Peki ya bu? Bu da insanlardan değil mi? Sen insanlardan biri değil misin Sümeyye? Tabii. Demek istiyorum ki ne kastettiğini anlamadım efendim. Anlamadım ki hoşuna gidecek cevap vereyim. Bu akıllı bir kadındır. Bir şey diyecekse hoşuma gitmesine özen gösterir. Evet. Korkmadan söyle. Sen insanlardan birisin değil mi? Evet efendim. İnsanlardan biriyim. Güzel. Ya biz neyiz? Siz de öyle efendim. Öyle mi? Ama insanların başka başka mevkileri var efendim. Biz de sizin mevaliniziz. Size tebaayız. Sümeyye akıllı bir kadındır demedim mi ben size? Amcaoğlumuz Ebu Huzeyfe mezarında rahat yatsın. Ne iyi etti de bu kadını özgür bıraktı ve Yasir'le evlendirdi. Yapma, yapma. Süte ihtiyacım yok. Ellerine sağlık. Söylediklerimi anladın mı yeğenim? Muhammed insanları dinine davet ediyorsa... Peygamberlik iddia ederek onlara aslında hükmetmek istiyor. Haşim oğullarından kopmak isteyen başka kimse var mı? Hayır. Lat adına yemin ederim bizi dinine davet ederse cevabımız kötü olur. Sümeyye! Akşam olunca kapımıza gelenler olursa onlara bol bol yemek ver. Emrinizdir efendim. Ey İkrime! Kullarımızı emret, herkesi akşam yemeğine davet etsinler. Konuk olsun, yolcu olsun, yoksul olsun, herkesi davet etsinler. Bizden önce kimse onlara yemek yetiştirmemeli. Hey kadınlar! Kadınların arasında ne işin var oğlum? Sen artık bir erkeksin. Şunun haline bak. Allah.
Duyduklarımız doğruymuş. Duymak görmek gibi değilmiş. Bir süredir Muhammed'in bizim dinimizden başka olan dini hakkında haberler duyuyorduk. Önceleri fısıltı olan haberler artık açıkça işitilir oldu. Ne kötü bir manzara. Görüyorum ki biz fark etmeden sayınız epeyce artmış. Gözlerimizle görmediğimiz için sizleri umursamıyorduk. Ey Ebu Süfyan! Elimizden geldiği kadar sevmediğiniz bir şeyi bizde görmeyesiniz diye çaba sarf ettik. Ve sevmediğimiz bir şeyi sizde görmeyelim diye. Namaz kıldığımızı görüyorsunuz. Allah'ın peygamberi istedi diye. Allah'ın peygamberi. Ve Allah istedi ki artık bizi göresiniz. Sizden uzaklaştığımız gibi bizden uzaklaşmalısınız. Ne siz bizim yaptığımızı soracaksınız ne de biz sizin. Zaman acayip şeylerle bizi şaşırtmaya devam ediyor. Abdullah bin Mesud. Daha doğrusu amcam Abdin oğlu. Ukbe bin Ebu Maid'in çobanı şimdi gelip Kureyş efendilerine laf yapıyor ha. Bizimle seni IŞİD sayıyor ha. Ne yaptığınıza karışmıyoruz. Siz de ne yaptığımıza karışmayın öyle mi? Ey Sa'd, demek bu rezil adamlarla olmaya razı oldun ha. Halbuki sen soylu bir Kureyşlisin ve Zehra oğullarındasın. Hayır, onlar benden iyidir. Aslına bakarsan sen onlardan daha kötüsün. Kes artık ve git buradan. Lat de Uz adına yemin ederiz ki size gücümüzü göstereceğiz. Aklınız başınıza gelsin de bu delilikten vazgeçin. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Bunu sana kim yaptı? Önemli değil anne. Onlarla dövüştük. Biz onlara, onlar da bize vurdu. Onları hiç bugün gördüğüm gibi görmemiştim. Kimden söz ediyorsun sen? Ebu Süfyan. O ve beraberinde birkaç kişi. Ne dedin? Ebu Süfyan ve beraberinde birkaç kişi. Ebu Süfyan mı dedin? Abdüşşems efendisi ha? Sen kim oluyorsun da bir Kureyş efendisiyle dövüşebiliyorsun? Söyler misin bana? Sen aklını mı kaybettin? Bizim kim olduğumuzu unuttun mu? Biliyorum. Kureyş'ten değiliz. Biz Ans kabilesindeniz. Ve Mahzum oğullarının kölelerindeniz. Annem de Ebu Huzeyfe el-Mahzumi'nin cariyesiydi. Bütün bunları biliyorum baba. Unutsam bile Kureyş beyleri ve gençleri hep hatırlatırlar. Öyleyse nasıl baba, oluyor da... Şöyle otur baba. Otur. Sen de anne. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve'd-duha. Ve'l-leyli izâ secâ. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أي أبو سفيان، bize gelen haber ne? Duyduğumuz gerçek mi? Evet, duyduğunuz gibi. Halkın önünde o halde gördüğünüz zaman neden dağıtmadınız onları ve yaptıklarını? Neden deve kuşunun yaptığı gibi yapıyorsunuz baba? Ateşe üfürme ey Hint. Demek ateş olduğunu biliyorsunuz. Ve ateş bir kıvılcımla başlar.
Eğer söndürmezseniz o zaman büyüyecek ve evlerinize kadar varacak. Onlar akrabalarımızdır Eyhind. Kendi burnumuzu mu keselim yani? Ya da birinin parmağı yaralanır ya. Öyle bırakırsa bütün elini kaybeder. Sonra da bütün bedenini. O parmağı kesmeli ki bedeni kurtulsun. Bir adam kendi yolunu seçmişse kime ne ki? Muhammed mi? Keşke senin dediğin gibi olsaydı. Bir dağ başına çıkıp kendi kendine konuşsaydı. Halbuki o insanları dinine çağırıyor. Ve bir takım insanlar ardından gitmiş. Bazılarını biliyoruz, bazılarını bilmiyoruz. Bildiklerimiz Ebu Bekir ve Osman bin Affan ve Osman bin Mazun ve Saad bin Ebu Vakkas, Abdurrahman bin Avf ve bunlarla birlikte bir takım aşağılık kişiler. Kavmini bırakıp ona giden olursa artık sizden değildir ve size baş kaldırmıştır. Size ne kadar isyan ediyorlarsa ona o kadar itaat ediyorlar. Eğer Muhammed duruma hakim olursa Haşim oğulları da hakim olmuş demektir. Biz Abdişems oğulları ve onlar her zaman iki yarış atı gibiydik. Ama biz malımızla onların önüne geçtik. Ve işte şimdi Ebu Talib'in evlatlığı peygamber olduğunu iddia ediyor. Ve sizin hiç olduğunuzu söylüyor. Ama o Abdişems oğullarını kastetmiyor. Yeter yani. Kesin şu tartışmayı. İşte biz oturmuş Muhammed hakkında tartışıyoruz. Halbuki o da bize dini hakkında hitap edip bizim yanlış bir yolda olduğumuzu bile söylemedi. Bazılarımız onun yolundan gittiyse de onlar küçük bir gruptur. Hayır, ilişkiyi önce biz kesmeyeceğiz. O Haşimoğullarından gelir. Biz ve onlar Abdümenaf soyunda birleşiriz. Onlar da Kureyş'in bize en yakın olanlarıdır. Yani Muhammed ve eshabını böyle mi bırakacaksınız? Güçlenmelerini mi bekleyeceksiniz? Kendilerini tam ilan edene kadar. O zaman eğer onlara düşmanlık ilan edersek bütün Kureyş illeri bizim yanımızda yer alır. Haşimoğulları ise seçmek zorunda kalır. Ya bizimle onların aramızdan çekilirler ve kimseye sığınamazlar ya da onları korurlar. Suçunu ve vebalini üstlenirler. Bu durumda bütün Kureyşliler onları dışlayıp bize katılır. Bu durum Abdişems'in üstünlüğü tek başına almasından daha iyidir. Akıllıca davranmalıyız. Aklımıza danışmalıyız. Ya işin sonunda peygamberlik iddiası bize faydalı olur ya da bize zarar verir. Fayda mı zarar mı göreceğimizse akıllı davranmamıza bağlı. Bu benim görüşüm. Dinleyin ve itaat edin. Ah, vallahi iyi söyledin oğlum. Bu insan sözü değil. Sanki gözlerim kördü de şimdi açıldı. Allah birdir. Hepimizi bir nefsten yaratmış. Hepimiz yaratılıştan hak ve sorumluluklarda eşitiz diyebiliriz. Mal veya soy dolayısıyla kimse kimseden üstün değildir. Üstünlük sadece Allah'a yakınlıkla olur ve hak yolunda doğrulukla, adaletle ve iyilik yapmakla olur ancak. Ama eğer bu Ebu Sufyan ve dostları size bugün bu kötülükleri yapmışlarsa, aranızda Saad bin Ebu Vakkas varken acaba yarın bize neler yaparlar? Peygamberi takip edip onlardan uzaklaştığımızı gördükleri zaman. Ey Ebu Ammar! Oğlunun söylediklerinde hakkı fark edince kendini bağlamış oldun. Allah'ın peygamberi hakkında söylediklerini kastediyorum. Bu durumda kimden korkman gerekiyor? Tebaası olduğumuz mahzumu onlarından mı yoksa bizim ve onların Mevlası Allah'tan mı? Evet, gerçekten Ebu Huzeyfe el-Mahzumi'nin cariyesiydim. Hayır sahibi ve cömert bir insandı. Beni seninle evlendirip özgür kıldı. Ama o sıfatımı Kureyşli kadınlar unutmadılar. Beni ne zaman görürlerse Ebu Huzeyfe'nin cariyesi derler. Ve kadınlardan biri beni yardım etmeye çağırdığında hizmet etmeye çağırıyor demektir. Onlarla aynı minderin üzerine oturmam. Şimdi anladım ki Allah'ın kuluysam eğer, yaradılan hiç kimse bana hükmedemez. Allah'a hükmünde ortak olamaz. Ammar, beni şimdi Allah'ın peygamberine götür.
Senin gibi İslam dinini kabul ettiğimi söyleyeceğim. Baban Mahzum oğullarından korktuğu için bizden geri kalacaksa istediği gibi davransın. Ben her şeyde ona itaat ederim ama Allah'ın emirlerine isyan edemem. Ver bakalım nasıl yapıyorsun? Onunla dövüşmek zorunda değil. Zorunda olup olmadığını kim sordu? Sen benim istediğim gibi davranacaksın. Hadi. Baban ona zulmetti. Onun gibi bir cengaver karşısında ne yapabilir ki? Hadi bakalım İbni Hamama. Göster bize bütün kuvvetini. Onu öldürebilirsen... Sana bir hediyem var. Kuvvet. Bak kendi rengindeki adamı acıdı. Sana neden yiyecek ve içecek veriyorum ki? Habeşlerin en dayanıksızı, kuş yürekli. Hadi, hadi! Sen ha? Bugün güzel şeyler yaptın. Kimse beni görmedi. Beni ziyaret etme demedim mi? Efendinden mi korkuyorsun, başkalarından mı? Kendim için korkmasam senin için korkarım. Efendim bugün senden çok memnun kaldı. Çünkü bütün rakiplerini yendin. Halksa bir kölenin bir cariyeyle buluşmasına kayıtsız kalıyor. Ve hayvanın dişisine yakınlaşması gibi. Öyleyse sözünü yerine getirip efendinle konuş. Kabul etmeyeceğini sanmam.
Araplar her zaman kölelerini cariyeleriyle evlendirir. Daha zamanı gelmedi. Ne zaman gelecek? Bilmiyorum. Üzerime gelme. Bu gece keyfinin yerinde olduğunu zannetmiştim. Reyhane. İçimdekileri anlamıyor musun? Vallahi yarın değil, hemen bugün seninle evlenmek isterim. İyi ama bakıyorum sen hiçbir şey yapmıyorsun. Çünkü ben başka birinin adıyla anılacak bir çocuk getirmek istemiyorum. Ben önce özgürlüğümü istiyorum. Belki Zübeyir bin Mutam sana özgürlüğünü verir. Belki yapar. İkimiz de çok zor durumdayız ey vahşi. Eğer boş umutlara kandıysan ve ömrünü ulaşılmaz bir umuda harcadıysan... Araplar şöyle demiş. Umutsuzluk iki yokluktan biridir. İkinci yokluksa ölümdür ve ölüm bence en kolay olanıdır. Bismillahirrahmanirrahim. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. صدق الله العظيم. Hadi çabuk olun. Muhammed artık kavmine olan davetini açıkça yapmak istiyor. Bundan önce sadece fısıltılar duyduk. Bundan sonra gözlerimizle göreceğiz ve duymak görmek gibi değil. Duymak görmek gibi değil. Ey Haşimoğulları, yeğenim Muhammed'i dinlediniz. Siz onu tanıyorsunuz. İnsanların en samimi ve hayırsevenidir. Ve ahlaken en güzelidir. Size sorduğunda nasıl cevap verdiyseniz öyledir. Bakın size bir atın bir dağ eteğine çıktığını söylesem, bana inanır mıydınız? Ona evet dediniz. Bize hiç yalan söylemedi. Sonra sizi dinine davet etti. Allah'tan başka kimseye tapmayın dedi. Kendinin de Allah'ın elçisi olduğunu söyledi. Bundan sonra karar sizdedir artık. Acaba sizi bu saatte toplayan ne? Siz de biliyorsunuz ki onun delillerini göstermeye hakkı var. Ama ben biliyorum. Onun büyük bir haber getirdiğini. Kureyş bundan önce böylesini hiç görmemişti. Aranızda asık suratlar görüyorum. Siyah suratlar görüyorum. Nefreti o suratlarda anladım. Aralarında bir takım kararlar alıp düşmanlıklarını Muhammed'e yönelttiler. Ama şunu bilsinler ki yeğenimi kimseye teslim etmem. Ona ne dediğimi gördünüz. Emredildiğin görev için durma yürü. Vallahi şimdiye kadar olduğu gibi şimdiden sonra da onu korurum. Vallahi ayıptır. Bunu dedim ve hep diyeceğim. Vallahi ayıptır. Ey Haşimoğulları, beni dinleyin. Ben de amcasıyım. Vallahi. Muhammed'in size getirmiş olduğu kötülüğü hiç kimse aşiretine getirmemiştir. Babasının ve kavminin dininden uzaklaştı. Tanrılarınıza hakaret etti. Peki yarın bütün Araplar size düşman olursa nasıl olacak? Bütün Araplara gücümüz yeter mi ha? Öyleyse aşireti onu hak ettiği gibi hapse atsın. Böylesi daha kolay. Kureyşler bize düşman kesilirse
Araplar da onlarla olur. Hayır. Onu durdurmamız lazım. Ey Haşimoğulları, benim dediğimi de duydunuz, bunun dediğini de. Hanginiz benim gibi düşünüyor? Ey Ebu Talip, sen efendimizsin, başkanımızsın. Hepimiz senin görüşünü paylaşıyoruz. Evet öyle. Senin görüşünü paylaşıyoruz. Evet. Öyleyse dağılın. İçinde ona karşı bir duygu var mı? Senin içinde olması gerektiği gibi. Her Kureyşlinin içinde olduğu gibi. Kureyşli kavminin iyiliğini ister. Aralarında anlaşmazlık çıkmamasını ister. Dağılmamayı ister. Çünkü aralarında anlaşmazlıklar çıkarsa zayıflaşırlar, bölünürler, Araplara yem olurlar. Bu nasıl olur? Annen sana ağlasın. Bunu sadece bir söz mü sandın? İsteyen alır, isteyen bırakır. Biz burada Kabe'nin koruyucularıyız. Araplar Kabe'ye hürmet ettikleri için bize de ediyorlar. Onun sayesinde bizim de hatırımız var. İtaat etmek dinin gereklerindendir. Bize karşı çıkanlar onun emirlerine de karşı çıkarlar. Ticaret ey Ömer. Kabe ve ticaret. Kureyş bu ikisiyle hakim oldu. Bu ve şu. Fark etmez. Allah Kureyşlere zarar vermedi. Allah Kureyşlere Kabe'nin bakımını emanet etti. Ve ona bakmak için Kureyşlere bazı menfaatler sağladı. Evet doğru. Doğru, bu ondandır. Kabe sayesinde Kureyş'in malları arttı. Daha itibarlı oldular. Kabe'ye hizmet edip onu koruyorlar. Hacca gelenlere açıyorlar. Böylece Allah onlara hem dinin hem malın saltanatını vermiş oldu. Bu ikisiyle Araplara hakim oldular. Öyleyse Kureyşliler aralarında anlaşmazlarsa Araplara nasıl görünecekler? Biri de şöyle diyor. Kureyş hak hukuk bilmiyor. Kabe ile ilgilenmiyorlar. Dinimizi doğru korumuyorlar. Görevlerini yerine getirmiyorlar. Eğer ibadetimizi evimizde yapmak istemiyorsak, Kabe'yi onların ellerinden almamız gerekir. Ancak o zaman dinimizin emrettiği gibi yaşayabiliriz. Bunu yaparlarsa Kureyş'e ne olur? Söylesene neyi kalır? Benim yolum budur. Adi oğullarını bu yola davet edeceğim. Küçüklerini de, büyüklerini de. Ne istiyorsun? Kureyş efendilerine geç kalma. Zaten büyük bir dertteler. Şimdi şehir meclisinde toplanmışlardır. Dediğin gibi. Kureyş efendileri. Onlardan bana ne? Nasıl böyle konuşursun? Muhammed ve dinini görüşmek için toplandıklarını biliyorsun. Kureyş'in bütün ailelerinin temsilcileri olacak. Adiler herkesten uzak mı kalacak? Hayır. Sen katılacaksın. Sen benden büyüksün. Kureyş de bilir, ben de bilirim senin benden daha akıllı olduğunu. Daha iyi konuştuğunu, dilinin benim dilimden daha iyi döndüğünü. Yeter, yeter. Yemin ederim ki sözlerim beni kandıramaz. Kabe'nin Rabbi adına inandığımı söyledim. Kardeşimin önüme geçmesi bana hiçbir zarar vermez. Sonra babamız da onu öne doğru itti, artık mecliste babasını temsil ediyor. Ve buna adiler razı, artık söz sahibisin. Kureyş de buna razı. Seni elçi olarak görevlendirdi. Ben de razı oldum. Ama ben razı değilim. Allah herkese münasip olanı verir. Allah herkese münasip olanı verir. Eğer toplantınız hayırlı bir iş içinse, Hattaplardan bir kişinin şahit olması yeter. Yok bir kötülük içinse, tek bir adam o kötülüğü bizim için taşırsa iyi olur.
kurmuş kumar mı oynuyorsunuz? Babalarınız içeride Muhammed'in durumunu düşünürken hiç mi merak etmiyorsunuz? Büyüklerimiz görüş sahibidirler. İsterlerse ben de onlara kılıç olurum. Ömer şeyhlerden mi oldu? O benden küçük. Bizimle otursa daha iyi. Hattab yerini ona verdi. Adiler de bunu kabul ettiler. Vallahi bu işin ehlidir. Biraz kaba olmasına rağmen. Onun aşiretimizden dayıları var. Kimsenin aklına gelmez. Halit doğruyu söyledi. Onu kötülükle anacağımı kim söylemiş? Gözlerindeki o bakışı iyi bilirim ey Amr. Ben seni herkesten çok tanırım. Hadi. Şimdi ey Umeyr, bana ve Safvan'a iki deve ayarla. İki deve mi? Bir deve yetmiyor mu? Ya ben kazanırım ya sen. Kazanırsan sevincin iki kat olacak. Kaybedersem derdim iki kat artar. Safvan bin Ümeyye yoksulluktan korkuyor. Ve her gece konuklarına deve keser ama aldırmaz, değil mi? Buna hiç aldırmam ama kaybetmeye gelirsek... Hakkı nedir? Ne dedin? Onları yedirip içirirsin ki sana hep iltifat etsinler. Öyleyse diyen doğru söylemiş olacak. Peki Amr bin As hakkında ne diyorlar? Eğer insanlar zorluğa düşerek ne yapacaklarını şaşırmışlarsa sana Amr'dan başka biri yok. Anlayamadım. Şimdi bu met etmek mi yoksa kötülemek mi? Ben karar veremedim. Hayır, bunda tereddüde yer yok. Bizim için ise zekadır, iyi bir sıfattır. Bizim aleyhimize ise bu bir kurnazlıktır, kötü bir sıfattır. Ne dedin? Bize iki deve mi ayarlasın ha? Tamam, iki deve. Kiminle başlayayım? Safvan'la. Safvan'a. Bayıldı herhalde. Ah benim amcaoğlum. Dostuna ve amcaoğluna böyle mi yapılır? Benim bu işte sözüm geçmez. Ben sadece kaddaha atarım. Üzülme Safvan. Paran çok, babanın da öyle. Kendi paranı kaybedersen baban sana yardım eder. Benim ve babamın paraları baban Elvelid bin Meyran'ınkinden daha çok değil. Tutumlu davranıp kimseye rezil olmak istemiyorum. Bu yüzden Mekke ve Taif'te insanları aşağıladılar. Lat ve Uzza'ya yalvardım. Neden? Buraya gelmeden önce çevrelerinde döndüm. Hala onlara hediyeler sunuyorum. Kesip kesip onları yiyorum. Belki dua ederken sesini yükseltmedin. Onlar da duymadılar. Ya da onlara en iyi develerinden kesmiyorsun. Şimdi sen oynamayacak mısın? Dostumuz Safvan, Lat ve Uzza'nın çevresinde dönmeden buraya gelmez. Ve hala onlara para ve deve bağışlamaya devam ediyor. Dua ettiği zamansa onu aldırmıyorlar. Ya bana ne yapacaklarını sanıyorsun? Bir aydan fazladır onlara yaklaşmadım bile. Cılız bir koyundan başka hediye de vermedim. Ya sen Ebu Cendel? Ha? Efendilerin konuşmalarına daldı ve bizi unuttu. Tanrılar bir tek tanrıya mı dönüşüyor? Bizim tanrılarımızı ve putlarımızı söküp atacak mı? Sonra da derler ki sevmediğimiz bir şey yapmadı. Biz tanrılarımızı sabırla beklersek o ne derse desin kim aldırır? Yoksa Muhammed'in sizi dininizden şaşırtabileceğinden mi korkuyorsunuz? Demek ki siz dininize şüpheyle bakıyorsunuz. Bu işte herkes eşit değil ey Ebu Velid. Hani bizden kabul ettiğimiz o adamlar? Ebu Bekir nerede? Osman nerede? Ebu Ubeyde nerede? Abdurrahman bin Avf nerede? Şimdiye kadar sadece bunları biliyoruz. Bilmediklerimiz de var tabii.